Goberler merhabalar. 7. köşe taşıyla devam ediyorum. Ekstremum noktalarındayız arkadaşlarım. Ne diyormuş? 7 numaralı köşe taşımız. Başlıyorum hemen. Şimdi ilk soru diyor ki F'den R'ye tanımlı bir fonksiyon. Fx fonksiyonu şöyle gösterilmiş. X eşittir eksi 1 apsisli noktasından çizilen teğet. Bak eğim geliyor şimdi. Bir apsisli noktasından çizilen teğeti x ekseniyle pozitif yönde 45 derece. X ekseniyle pozitif yönde lafını duyduğumuz zaman bu açı neydi dostum? Eğim açısı. Eğim açısı 45'miş. O halde bunun eğimi, teğetinin eğimi tanjant 45. Yani 1. İşte ne diyorduk? Eğimi nasıl buluyorduk biz? Geometrik yorumda ne dedik buna? Bu eksi 1 apsisini türevinde yerine yazdığın zaman, f'in türevinde eksi 1'i yazdığında bu teğetin eğimine eşitti. Yani 1'e. Peki türevini alalım bu keratanın hemen. Ne yapıyor? 6x kare yapıyor. Artı 2mx yapıyor. Artı n. Burada da x yerine eksi 1 yazıyorum. 6 oluyor. Eksi 2m artı n geldi. Bu da 1'e eşitmiş dostum. Birinci denklemi bulduk şimdi. Ne çıktı birinci denklem? Eksi 2m artı n eşittir. 6'yı buraya attım. Eksi 5 oldu. Bu birinci denklemimiz. Şimdi başka ne diyor? Fx fonksiyonunun x eşittir 2 noktasında bir ekstremumu olduğuna göre. Şimdi bu cümleyi yorumlayalım hemen. Bir fonksiyonun bilmem ne noktasında ekstremumu, yani yerel maksimum veya yerel minimumunu olduğunu nasıl anlıyordum ben? Bu noktanın değerini türevde yerine yazıyordum. Ve türevi eğer ki 2 noktası türevini 0 yapıyorsa ekstremumu var demekti. Peki bu da türevini 0 yaptığına göre, demek ki ekstremum noktası olduğuna göre türevini 0 yapıyor. O zaman 2 yazalım x gördüğümüz yere türevde. 2 yazarsak ne gelir orası? 4, 24 gelir. 2 yazarsak artı 4m artı n eşittir 0 oluyormuş. Bu da bizim ikinci denklemimiz. Şimdi bu denklemde üstteki denklemi ortak çözüm yapacağım. M ile n gelecek dostlarım. Hadi şunları bir alt alta yazalım. Birincisi 4m artı n eşittir eksi 24. Diğeri de eksi 2m artı n eşittir eksi 5. Alttakini eksiyle çarpıyorum. Artı olur. Şurası eksi olur. Artı olur. Topladık bunları. 6m. N'ler gitti. Eksi 19 mu geldi? Evet. M eşittir. Eksi 19 bölü 6 çıktı. M'i bulduk. Şimdi N'i bulacağız. Hemen getirip şurada yerine yazalım. Eksi 2 ile çarparsam 38 bölü 6. 38 bölü 6'yı da buraya eksi 38 bölü 6 diye attım. Eksi 30, eksi 68 bölü 6 çıktı N. Eksi 68 bölü 6'dır N dediğimiz değer. Şimdi bize neyi soruyor? M bölü N. Yani eksi 19 bölü eksi 68'i soruyor arkadaşlarım. 6'lar sadeleşiyor çünkü böldüğümüzde. 19 bölü 68. Edirne şıkkı doğru cevap geldi. 2'ye geçtim şimdi. 2 numaranın çözümünü yapabilmem için biraz boşluk ayarlayayım şuraya dostlarım. Şuraları bir temizleyeyim ben. Evet, 2 numarayı okuyoruz şimdi. Diyor ki fx fonksiyonu veriliyor. F'in türev fonksiyonunun yerel maksimum değeri 1 olduğuna göre. Şimdi şu fonksiyonun yerel maksimum değeri 1'miş arkadaşlarım. Ne demekti yani bu? Bu fonksiyonun türevini aldığımda, bu fonksiyonun türevini aldığımda burayı 0 yapan bir değer varmış. A değeri 0 yapıyormuş burayı. Demek ki bu A değerini de f'in türevinde yerine yazdığımda 1 çıkartıyormuş arkadaşlar. Bu A demeyelim de K diyelim. Şimdi öyle bir K noktası var ki arkadaşlar, K apsisi değeri de 1'miş bu K noktasının. Ama bu hangi fonksiyonun? F'in türev fonksiyonunun yerel maksimum değeri diyor. F'in türevi. Peki bunun yerel maksimum olup olmadığını nasıl anlıyordum? Bu fonksiyonun bir kere türevini alıyorum. F'in türevinde K. Orayı 0 yapıyormuş dostum. Şimdi bu da f'in türevinin bir noktasıymış. K'ya bir noktası. Peki bir kere türevini alalım f'in hemen. F'in türevi eksi 3x kare yapar. F'in türevini alıyorum. Artı 6a x yapar. Eksi 5 yazdım buraya.
Şimdi türevinde x yerine k yazınca 1'e eşit geliyormuş. İkinci türevini aldığımda, hemen ikinci türevini de alalım. Eksi 6x yapar. Artı 6a yapar ki burada da k yazınca x yerine 0 yapıyormuş. Peki k yazalım buraya. Eksi 6k artı 6a eşittir 0 yapıyormuş. 6a eşittir 6k geldi. Demek ki a eşittir k. Yani ben k yerine a yazabilirim dostlarım. Peki şimdi bir de f'in türevinde x yerine a, y yerine de 1 yazınca sağlıyormuş. Hadi f'in türevinde x yerine a, y yerine 1 yazalım. Şöyle oluyor. 1 eşittir. Eksi 3a kare 6a kare artı 6a kare olur. Eksi 5. Eksi 5'i bu tarafa attım. Ne yaptı burası? 6 yaptı. Burası da 3a kare geldi. 3'e böldüm. 2 eşittir. A kare çıktı. A eşittir kök 2 geldi dostlarım. Evet, geçtim 3. sorumuza. 3. dereceden bir px fonksiyonu veriliyor. Şu bilgiler ışığında verilmiş. Şimdi px'i şöyle yazdırıyor bize. Baş katsayısı 2'dir diyor. O zaman 2 çarpıyla başlayacak. Köklerinden ikisi. Birinci kökü x eksi 1'miş. Eksi 1 olduğu için buraya x artı 1 yazdım. İkinci kökü de eksi 3'müş. X eksi 3 yazdım. Ama 3. dereceden dediği için bir de çarpı x eksi a olsun. 3. kökü de a. Ve diyor ki x eşittir 0 apsisli noktasında bir yerel ekstremumu vardır. Bunun Türkçesi neydi? Matematikçesi daha doğrusu. Bir kere türevini alıp x yerine 0 yazdığında ekstremum olduğu için 0'a eşitliyormuş. Buna göre px polinomunun 3. kökü yani a'yı soruyor bize dostlarım. Hadi şimdi bunun bir kere türevini alalım biz. Hatta şöyle yazalım. Px'i birazcık daha düzgün yazayım ben. Şu 2 dursun. Şu x artı 1 ile x eksi 3'ü çarpalım. X kare eksi 3x artı x eksi 3. Bir de yanında x eksi a var. Şimdi px'i bir daha düzgün yazıyorum. 2'yi içeriye dağıttım. 2x kare. Şurası eksi 2x yapar. 2 ile de çarptığım için eksi 4x bir de eksi 3 geldi. Bir de buradan x eksi a geldi. Şimdi p'nin bir kere türevini alıp sıfır yazdım mı sıfır yapıyormuş sonucu. Hadi bir kere türevini alalım bunun. Şimdi şurada birincinin türevi 4x eksi 4 çarpı ikinci x eksi a artı ikincinin türevi 1 çarpı birinciye aynen yaz. 2x kare eksi 4x eksi 3. Şimdi 0 yazıyorum p'nin türevinde x gördüğüm yere. 0 yazarsam eksi 4 çarpı eksi a. Artı 0 yazarsam burası da eksi 3 gelir ve bu 0 yapıyormuş. Burası 4a yaptı. Burası 3 bu tarafa geldi. A eşittir ne çıktı? 3 bölü 4 geldi. A'yı soruyordu bize. 3 bölü 4 çıktı. A dediğimiz ifade ama şıklarda 3 bölü 4 yok. 3 bölü 2 var. Bir yerde hata yaptık o zaman. Hemen bir bakalım. Şurasını eksi 2x dedim değil mi? Şimdi şurayı bir daha çarpalım. X kare gelir. Eksi 3x gelir. Artı 1x gelir. Bir de eksi 3 geldi. Tamam, buraya kadar hepsi doğru. Şimdi sonrası. Şurayı çarptık. Bir de 2 ile çarpalım burayı. 2x kare, eksi 3x, x daha, eksi 2x. Bir de 2 ile çarptım, eksi 4x. 3'ü de eksi 6 yapalım şurayı değil mi kardeşim? 2'yi de çarptık ya, eksi 6 geldi. Şimdi şurası eksi 6 yani, şimdi oldu. Şurası da eksi 6 çıkıyor o zaman 0 yazınca. Eksi 6'yı bu tarafa attım, 6 geldi. 6 bölü 4 oldu, yani 3 bölü 2 çıktı. Evet, biz işlem hatası yapmışız. Cevabımız Denizli'den geldi Gobelli. 7 numarayı attım kenara, aldım 8 numarayı önüme. Alamadım, şimdi aldım. Diyor ki fonksiyonun en küçük değeri kaçtır? Şimdi bir fonksiyonun en küçük veya en büyük değerini bulacağınız zaman size verilen şu tanım kümesi var ya, eksi 1 ile 2. Bir buradaki eksi 1 ve 2'yi fonksiyonda yerine yazacaksınız. Bir yazalım, eksi 1'i yazalım. 1 artı 2 artı 7. Buradan bir 10 değeri çıktı. 2'yi yazalım. 4 eksi 4 artı 7. Buradan 7 değeri çıktı. Şimdi ya bu ya bu en büyük en küçük değer olacak. Bir de ekstremum noktalarına bakacaksınız arkadaşlar. Yani
f'in türevini 0 yapan ifadeleri bulacağız. F'in türevini bulalım hemen. 2x eksi 2'dir. Bunu 0 yaparsak x eşittir 1 çıkar. Bir de bunun değerini bulacağız. Şimdi absesi 1 iken ordinatı ne oluyormuş ona bakalım hemen. 1 yazalım. 1 eksi 2 artı 7 eksi 1 7 daha 6 geldi dostlarım. İşte 3 tane değerini bulduk fx'in. En büyük değeri kaçmış? 10. En küçük değeri kaçmış? 6. Neye bakıyormuşum? Bir verilen tanım kümesinin uç noktalarını yerine yazıp değerlerini buluyormuşum. Bir de ekstremum noktalarının değerlerini buluyormuşum dostlarım. Peki geldik 2 numaralı soruya. Fonksiyonun 0-3 aralığındaki en büyük değeri A, en küçük değeri B. Şimdi 0-3 aralığında dediği için önce bir 0 uç noktasını yazalım. 0 yazarsak 1 gelir. 3 yazarsak 27, eksi 36, artı 1, burası 9 yaptı. Bir daha 10 geldi. İkinci uç noktayı da yazdım. Bir de ne yapacaktım? Türevini alacağım hemen. Ekstremum noktalarını buluyorum. Türevini alalım. 3x kare eksi 12. Bunu 0'a eşitledim türevini alıp. 3x kare 12, x kare 4, x eşittir artı eksi 2 geldi. Şimdi 2 yazalım hemen x gördüğümüz yere. Tabii 2'yi yazalım. Yazalım 8. 2 yazalım eksi 24 artı 1. Burası ne yaptı? Eksi 16. Bir daha eksi 15 geldi. Bu da bir diğer değeri. Şimdi eksi 2'yi yazalım diyeceğim ama eksi 2 zaten bu aralığın içinde olmadığı için eksi 2'ye hiç bakmıyorum. Çünkü bu aralıkta değil bir kere. Tamam o zaman 3 tane değerini bulduk. Şimdi en büyük değerine çıktı 10. Demek ki A 10. En küçük değerine çıktı B. Eksi 15 geldi. A eksi B. 10 eksi 15'i soruyor bize. 10 eksi eksi 15'ten 25 çıkması lazım. Biz yanlış bir şey yaptık. En büyük değeri ve en... Arkadaşlarım videomuz durmuş. Biz hiç unuttuk bunu. Hangi soruda durdu? Vallahi hiç hatırlamıyorum ya. Of of. Sıkıntı işte bu. Şu birinci soruda ne yaptığımızı ben bir şöyle hızlı hızlı anlatayım arkadaşlar. Belki birinci sorudan önce durmuştur videomuz. Birinci soruda bize fonksiyonun en küçük değeri sorulduğunda ya da en büyük değeri önce verilen aralığın tanım kümesinin yani uç noktalarını bir yerine yazıyorsunuz fonksiyonda. 1'i eksi 1'i yazınca 10 geldi. 2'yi yazınca 7 çıktı. Sonra bir de ekstremum noktalarını buluyorum. Ekstremum noktaları nasıldı? Türevi 0 yapan değerlerdi. Türevini 0'a eşitleyip arkadaşlarım 1 buldum ekstremum noktasını, absisini. Hemen bunu da yerine yazdım. Buradan da 6 geldi. En küçük değerini soruyor. 6 çıktı arkadaşlarım. Şimdi ikinci soruda da aynı muhabbeti yaptık. 0-3 aralığındaki en büyük değerini soruyor bize ve en küçük değerini soruyor. Önce 0'ı yazdım. 0'ı yazınca 1 geldi. 3'ü yazdım. 3'ü yazınca eksi 8 geldi. Bir de ekstremum noktalarını buldum. Bunun için türevini aldım. 0'a eşitledim. X'i 1 artı 2. Bir de eksi 2 buldum. Ama dedim ki eksi 2 bu aralığın içinde değil zaten. Eksi 2'ye bakmayacağım. Artı 2'ye bakacağım direkt arkadaşlarım. Hemen artı 2'ye baktık. 2 yazdığımda da eksi 15 geldi. İşte en büyük değeri 1. En küçük değeri eksi 15 çıktı. 1 eksi eksi 15'ten de 16'yı bulduk. Şimdi 3. soruda ne yapacağız? Yine diyeceğiz ki fonksiyonun görüntü kümesini soruyor. Ben yine en küçük değeriyle en büyük değerini bulacağım. En küçük değerini bir bulalım. Eksi 2 yazarsak eksi 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 3 ile çarptım 48. Eksi 2 eksi 8 yapar. Eksi 4 ile çarparsam artı 32. Artı 5 geldi burası. 48, 50, 80, 85 çıktı. Şimdi bu bir dursun. 2 yazalım. 2'nin 4. kuvveti 16. 3 ile çarptım 48. 2'nin küpü 8. Eksi 4 ile çarptım. Eksi 32. Bir de artı 5 var. Şurası 16 yaptı. 5 daha 21 geldi. İkinci değerimizde bu çıktı. Bir de ne yapıyorduk dostlarım? Ekstremum noktalarını alacağız. Hemen yani türevini alacağız bu keratanın. F'in türevi 12x küp yapar. Eksi 12x kare yapar. Bunu 0'a eşitliyorum. 12'ler 12 parantezini alırsam x küp eksi x kare eşittir 0 kalır.
x kare parantezinde de x eksi 1 eşittir 0 kaldı. Buradan bir 0 bir de 1 çıktı kökleri. Ama 0 çift katlı kök ekstremumu yok burada. 1'e bakacağım sadece. Peki 1 yazarsak ne geliyor? 3 geliyor burası. 1 yazarsam eksi 4 bir de 5. Eksi 1. 5 daha 4 geldi. İşte en küçük değeri 4, en büyük değeri 85. Demek ki 4 ile 85 arasında değer alır. Görüntü kümesi de bu olacak dedim arkadaşlar. Geldim şuna. Diyor ki fonksiyonu ile ilgili olarak mutlak minimum noktası diyor. Hemen bulalım. Mutlak maksimum veya mutlak minimum yani ekstremum noktalarını nasıl buluyorum? Türevi 0'a eşitleyeceğiz arkadaşlar. Peki türevini alalım f'in. 3 başa düştü 6x kare. 2 başa düştü eksi 6x. Eksi 12. Şimdi bunu 0'a eşitledim hemen. 6'ya böldüm hepsini. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0. 2'ye 1 hatta eksi 2'ye 1 oldu. X eksi 2'ye x artı 1 eşittir 0 oldu. Tablo çiziyorum dostlarım. Kökler 2'ye eksi 1'dir. Eksi 1'e 2'yi yazdım. Artı eksi artı ile başladım. Artı eksi artıyı gösterdim. Şimdi minimum noktası dediği zaman şuradaki eğrilik şurada aşağıda çukur ya arkadaşlarım. Şurası. Apsisi 2 olan noktada apsisi 2 gerçekten de ordinatını bulalım y'sini. Yerine yazıyorum. 2'nin küpü 8. 2 ile çarptım 16. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. Eksi 2 yazarsam 24 artı 1. 16'dan 12 çıktı 4. 4 eksi 24 eksi 20. 1 daha eksi 19. Evet 1 numara doğrudur arkadaşlar. Mutlak maksimum değeri. Mutlak maksimum değeri maksimum noktası eksi 1. Eksi 1'i yerine yazdığımda değerini buluyordum. Yazalım. Eksi 1'in küpü eksi 1. 2 ile çarptım. Eksi 2. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 3 ile çarptım. Eksi 3. Eksi 1 ile 12'nin çarpımı artı 12. Bir de artı 1 var. Burası eksi 5. Şurası 7. Bir daha 8 olması lazım. Bu 9 diyor. Yanlış. Görüntü kümesinde 29 tane tam sayı değeri vardır diye soruyor bize. Şimdi görüntü kümesini bulacağız arkadaşlarım. Şimdi mutlak minimum noktasının değerlerini ne bulduk? Biz biri eksi 19, birini de 8 bulduk. Bir de şu aralıkları yerine yazıp bir de görüntü kümesini oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlarım. Şimdi eksi 2 yazarsak ne geliyor? Eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin küpü 8, eksi 16. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 3 ile çarptım. Eksi 12. Eksi 2 yazarsam artı 24, artı 1. Şimdi eksi 2 idi. Eksi 28. Şurası ya da 12 yaptı. Eksi 4. Eksi 3 geldi. Bir de neyi yazacağım? 3 değerini yazacağım arkadaşlarım. 3 yazarsak 27, 54. 3 yazarsak 9, eksi 27. 3 yazarsak eksi 36, artı 1 geliyor. Burası da 27. Eksi 36'dan eksi 9, 1 daha. Eksi 8 de buradan geldi. Şimdi en küçük değeri eksi 9, en büyük değeri de 8 çıktı. Demek ki 8 ile eksi 19 aralığındaki değerleri alacak. Bu gerçi yer değiştirecek ama neyse bu aralıktaki değerleri alıyor arkadaşlarım. Peki bu aralıkta kaç tane değer var? 19 tane burada var. 8 tane daha 27 yaptı. Bir tane de 0 var 28 yaptı. O zaman bu da yanlış dostlarım. Bir tek Adana şıkkımız çıktı. Yalnız bir şıkkı doğru cevaptır dedim. Gobeller. Evet 8 numarayı da gömdük arkadaşlarım. Şimdi 9 numaraya geçelim. Hemen başlayalım. Bir de bir yandan saate bakayım. İftara ne kadar vakit kaldı diye de bir bakmak istiyorum ama burada bir duralım isterseniz arkadaşlar. İftara az kalmış. Daha sonra görüşürüz. Şimdi iftarımızı yaptık arkadaşlarım. 9. köşe taşıyla da devam edelim. Diyor ki aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmişti. Aa bak burası önemli. Birinci türevinin grafiğiymiş bu. Fx fonksiyonunun yerel maksimum noktasının apsisi falan filan. Şimdi sorulara cevap vereceğiz ama önce şu grafiği bir yorumlayalım. Birlikte bir hatırlayalım daha doğrusu. Şimdi kardeş x eksenin üstündeyse bu verilen artık neyin grafiği ise f'in türevinin grafiği ise f'in türevi için konuşuyoruz şimdi. X ekseninin üstünde olan şu kısımlarda yani şu aralıkta bizim bu
F'in türevi dediğimiz ancak pozitif değerler alıyor. Yani F'in türevi şu aralıklarda her zaman pozitif değer alacak. F'in türevi pozitif değer alması F fonksiyonunun artan olduğu anlamına geliyordu kardeşlerim. Demek ki F fonksiyonu bu aralıklarda artan. Peki şu aralıkta ne oluyor peki bizim F'in türevi dediğimiz şey? Negatif değerler alıyor. Küçük sıfırmış demek ki F'in türevi. O zaman burada da bizim fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon olacak diyebiliriz. Şimdi fonksiyonun 3 aşağı 5 yukarı grafiğini çizmeye çalışırsak şöyle bir fonksiyon. Şimdi eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar şu eksi 5'e kadar negatif değerler aldığı için azalan bir fonksiyonmuş şöyle geliyor. Eksi 5'teki apsisi eksi 5 olan bir nokta var. Bu noktadan itibaren fonksiyonumuz artmaya başlıyor. Negatif değerler alıyor. Fonksiyon şöyle. Artıyor gittikçe artıyor. Ta ki 1'e kadar 1'in karşılığına gelen noktaya kadar artıyor arkadaşlarım. Tam yok hatta 1 değil 2'ye kadar burası 2 olsun. 2'den sonra da tekrar azalmaya başlıyor fonksiyonumuz. Nereye kadar azalıyor? 4'e kadar, 4'ün karşılığına kadar azalıyor. Ama 4'ten sonra tekrar pozitif değerler yani artış gösteriyor. Şimdi fonksiyon 3 aşağı 5 yukarı. Kabaca böyle bir şey. Yerel maksimum noktasını soruyor bize dostlarım. Şimdi şuradaki tümsek olan yerlerde maksimum noktamız var demiştik. Demek ki 2'nin karşılığındaki değer benim maksimum noktaymış. Şuradaki noktamız 2 noktası maksimum noktasıymış. Şöyle de diyebilirsiniz artık buna. Bu fonksiyon şurada pozitif değerler alıyor değil mi? Pozitif. Burada da negatif. Bak pozitiflikten negatifliğe geçtiği yerde maksimumu vardır. 2 noktası maksimum noktasıdır diyebilirsiniz mesela bunun için. Geldim diğer bir soruya. Fonksiyonun diyor kaç farklı ekstremum noktası vardır diye bir soru sormuş. Şimdi şurada negatiflikten pozitifliğe geçiyor. Gördünüz mü? Eksi 5 noktasında. Demek ki burada bir işaret değiştiriyor benim türevi. Türevin işaret değiştirdiği yerde ekstremum vardır. Yani eksi 5 noktası ekstremum noktası. Peki eksi 4'te işaret değiştiriyor mu? Hayır. Bakın pozitif. Çünkü hepsi x eksenin üstünde. Eksi 2'de işaret değiştiriyor mu? Hayır. Pozitif. Çünkü hep x eksenin üstünde burada grafik. Ta ki şuraya kadar. Hep x eksenin üstünde. O yüzden işaret değiştirmediği için türevi eksi 2'de ekstremum yok. Eksi 4'te de yok. 1'de de ekstremum noktamız yok. Peki tam şurada 2 noktasına geçtiğimizde bakın ne yapıyor? Artı pozitif değerlerden negatif değerlere geçiyor. Demek ki 2'de ekstremumu var. Sonra bundan sonra negatif. Tam şu 4'e geldiğimizde de 4'ten sonra da pozitif yani x'in üstüne çıkıyor. O zaman 4 noktası da bizim ekstremum noktamızdır. Demek ki 3 tane ekstremumu varmış diyebilirim. Üçüncü soruyu okuyorum. F fonksiyonunun yerel minimum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Yerel minimum noktaları. Şimdi minimum noktası dediği zaman. Şimdi şurada bak eksiden artıya geçiyor. Yani fonksiyon azalışken birden artana geçiyor değil mi? Şurada eksiden azalıyor birden artışa geçtiği yerde minimum noktası vardır. O zaman eksilerden artılara geçtiği yere bakalım. Mesela eksi 5'te yerel minimum noktalarından biridir. Eksi 5 bir yerel minimum noktasının apsisidir arkadaşlarım. Eksi 5'i yazdım o yüzden. Neye bakıyordum? Eksilerden artılara geçişlere bakıyorum dostlarım. Peki şurada da bak eksi birden artıya çıktı. O zaman 4 noktası da benim yerel minimum noktamdır. Eksi 5 ile 4'ün toplamı da eksi 1 yaptı. Cevabım eksi 1 geldi goberler. Evet 4 numaraya bakıyorum şimdi. Yukarıda f'in türevi verilmiş ve bak f'in türevi eksi sonsuzdan 2'ye kadar kardeşim hep pozitif değerler almış. X eksenin üstünde f'in türevi pozitif burada. Artı değerler almış yani. Sıfırdan artı sonsuza kadar da f'in türevi
negatif değerler almış. Azalan bir fonksiyon yani. O zaman x eşittir 0'da işaret değiştirmiş bizim bu adamımız. Yerel ekstremumu kesinlikle vardır diyebiliriz biz. Peki başka? X büyük 0 için azalandır. Evet, x'in 0'dan büyük olduğu değerlerde türevimiz 0'dan küçük olduğu için azalan değerler alır. Bu da doğru. İkinci türev fonksiyonu, bir kere burada zaten türevimiz tanımlı değil değil mi arkadaşlarım? İkinci türev de x eşittir 0'da tanımlı değildir. O yüzden bu yanlış. Cevabım Denizli geldi. 5 numarayı okuyoruz hemen. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu türevi olan f'in türevinin grafiği verilmiştir. Peki, şimdi f'in türevi, bak, eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar negatif değerler alıyor. X eksenin altında. Demek ki küçük 0 bu aralıkta azalan. 2'den 3'e kadar şurada hep x ekseninin üstünde 2 ile eksi 2 ile 3 aralığında f'in türevi 0'dan büyük olduğu için artandır. Demek ki birincisi doğru. Ne diyelim şimdi? Direkt yanlış cevabı işaretleyelim isterseniz. Yanlış cevap Edirne'ymiş kardeşlerim. Yanlıştır diye soruyor. Peki neden yanlış olduğunu görelim bunun. Şimdi eksi 1 diyor. Eksi 1 şurada. Eksi 1'in değeri şu nokta olur. F'de 1 diyor. F'de 1 şurada. Değeri 3'müş bunun zaten. Eksi 1'in değeri de şöyle 2'den daha küçük bir şey değil mi burası? 0 diyor dostlarım. F'de 0'ın da değeri 2'ymiş zaten. Bak ne diyor? 2 3'ten büyüktür diyor. Yanlış olduğunu buradan da söyleyebilirsiniz hemen. Cevap Edirne. Geldim son şıkka. Bakalım bu ne diyor? Eksi 4'e 4 aralığı üzerinde tanım bir f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş yine. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Ben direkt Edirne'yi kontrol edeyim arkadaşlarım. X eşittir eksi 2'de ve x eşittir 1 apsi noktalarda ekstremumu vardır diyor. Şimdi eksi 2'de ekstremumu yok. Çünkü x eksenine t çift katlı kök, çift katlı köklerde ekstremum aranmaz. O yüzden direkt ekstremumu yoktur eksi 2'de. Hiç başka bir şeye bakmaya gerek kalmadı Goberler. Evet, 9'u da çözdük dostlarım. 3 tane daha köşe taşı çözmüş olduk böylelikle. Bir sonraki videoda bir 3 daha gömeriz. Hadi kolay gelsin, görüşmek üzere.